Çünkü Şampiyonlar Ligi kura çekiminde hakikaten Beşiktaş çok zor bir gruba düştü. Bence en zor grup. Teker teker kadrolara bakarsak Monaco tabii ki burada incelememize gerek yok. Son yılların Avrupa'nın en güçlü kadroya sahip olan bir Monaco vardı. Bu sene de böyle bekliyoruz. Onun dışında Porto tabii ki Avrupa futbolunda çok uzun yıllar parmak izi bırakan ve bence çok güçlü bir kadroya, çabuk kadroya, hızlı bir kadroya sahip. Onun dışında Red Bull Salzburg biraz daha dikkatli incelersek çok dinamik genç bir kadroya sahip. 23,6 yaş grubu na sahip. Öyle bir kadro kurdular. Biliyorsunuz ki Keita bu kadronun içinde çok önemli bir rol oynuyor. Keita bu sene 65 milyonluk euroluk bir transfer teklifine Liverpool'a reddedildi. Burada tabii Beşiktaş'ın kendi sahasındaki oynadıkları karşılaşmalar bence çok önem kazanıyor. Ama bu gruptan hakikaten üst düzeye çıkmak çok zor. Ama futbolda her şey olabilir. Bunu umarım Türkiye adına hem Beşiktaş adına bu tarz karşılaşmalarda tabii Şampiyonlar Ligi'de çok başarılı olması ve ülkemizin adına çok farklı bir yerlere gelebilir diye düşünüyorum. Ama bu grup hakikaten çok zor.